Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzonspor takımımızın biraz önce tamamlanan Trabzonspor Densspor maçının bir değerlendirmesini yapacağız. Klasik videomuzu çekiyoruz. Maç sonu videomuz. Oyuncuların performansını teker teker analiz edeceğiz, değerlendireceğiz ve maçın adamını seçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi istiyorum. Çok şükür Trabzonsporumuz kazandı. Gene keyiflerimiz yerinde. Güzel bir seriye bağladık. Gidiyoruz. Allah artık yardımcımız olsun. Rüzgarı arkasına aldı Trabzonspor takımı. Ve bugün itibariyle ilk 4'e de girmiş bulunmaktayız. Dün bir öneri, öngörü yapmıştım hatırlayın. Alanya Spor takımı beraber kalacağını ve Trabzonspor takımının da kazanacağını öngörmüştüm. Nitekim arkadaşlar öyle oldu ve Trabzonspor'umuz ilk 4'te yerini aldı arkadaşlar. Bundan sonra da ben ilk 4'ten aşağı geleceğini düşünmüyorum. Malatya ve Gaziantep maçları var. O maçlardan aldığı puanlarla beraber ilk dörtteki yerini sağlamlaştıracaktır Trabzonspor'umuz. Şimdi maç önce Abdülkadir Ömür'ün bir sakatlığı, Abdülkadir Parman bir sakatlığı var. Ve Serkan Asan'ın da artık kadelesinde bir çekme olduğu için bu üç, oyuncuyu hoca oynatmadı. Serkan Asan'ın yerinde Kamil Ahmet'i tercih etti. Orta sahada da arkadaşlar Bakasetas yeni transferi oynatmayı tercih etti hoca ve Flavio'yu kulübede bekletti. Öncelikle maçı konuşalım daha sonra kadrolarda oyuncu performanslarını konuşacağız, değerlendireceğiz zaten. Trabzonsporumuz maça yorgun başladığını söyleyebilirim. Ben bunu hem mental hem fiziksel anlamda yorgun olduğunu anladım. maça öyle bir konsantre eksikliğiyle başladı ki neden başladı bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Şimdi bana diyebilirsiniz abi ne yorgun ya bu oyuncular ne yaptı 3 gündür zaten hani maç oynayan 3-4 gün oldu ne yaptı diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar Şimdi İstanbul'a gidiyorsun, kupayı alıyorsun. Arkasından Beşiktaş'ta bir deplasman lidere karşı oynuyorsun. Lideri yeniyorsun ve geliyorsun. Ligin en son sırasında, ligin en az puan toplamış takımla karşı maç oynuyorsun. Futbolcunun maç seçmemesi gerekiyor. Profesyonel futbolcu her maça aynı konsantre, aynı motivasyona geçmesi gerekiyor. Özellikle bu maçların 3 puanın çok değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet ama öyle bir işte an oluyor ki biz nasıl olsa bir şekilde kazanırız. Birisi çıkar atar maltetesiyle çıkıyorsun ve Allah'tan kaza gol yemedi Trabzonspor takımı. Yiyebilirdi. Sagal'ın bir şutu var. Uğurcan Çakır kurtardı. Birkaç tane kritik pozisyon var. Dakika 90 Rodega'nın kafası var. Bir Baker'ın bir hareketi var arkadan bir oyuncuya penaltılık olur mu olmaz mı bilmiyorum tabii ama yani kazaya kurban gidebilirdi Trabzonspor takımı 1-0 çünkü çok tehlikeli skor arkadaşlar. 1-0'la maç oynamak gerçekten çok stresli bir durum. 2-0 dahi o kadar net bir skor değil arkadaşlar. 2-1 olduktan sonra Eyvah deyip bir panikleme havası soluyor genelde takımlarda biliyorsunuz. Trabzonsporumuz maça çok temposuz başladı. İsteksiz başladık. 20 dakika topu evet kendi kontrolünde tuttu. Oyunu denge oyunu kontrolü Trabzonsporumuzdaydı ama arkadaşlar istenen oyunu oynamadı. İstediğin tempoyu yapamadı. Buna rağmen iki tane pozisyon yakaladım. Bir Bakasetas Beykuban yakaladı. Ve Trabzonsporumuz arkadaşlar 20. dakikadan sonra biraz düştü oyundan o ara Deniz Spor şöyle 5-10 dakika topu aldı falan hatırlayın Sagal girdi şut attı bir, bir iki tane Uğurcan Çakır'ın kurtardığı pozisyon ve sonrasında tekrardan hareketlendi Trabzonspor'umuz ve birinci yarı ikinci yarı çok farklı iki Trabzonspor takım vardı. Ben birinci yarı özellikle takımın hemen hemen bütün oyuncuları durgundu ama Canen'in ben çok istekli olduğunu gördüm özellikle top taşıdı araya bıraktı şut attı pozisyonları hemen hemen Canen'in sayesinde girdi Trabzonspor takımımız. Ve arkadaşlar ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Ama ikinci yarı biliyorsunuz arkadaşlar Trabzonspor takımımızda daha istek, daha fazla tempo. Sağdan soldan gelen çok fazla şut deneyen bir Trabzonspor takımı. Topa sahip olan, dönen toplar alan, Deniz Spor takımını kendi sahasına gömdü resmen. Böyle bir Trabzonspor takımı vardı. Tabi Deniz Spor takımına da şunu eklemek istiyorum. Yani gömdü dedik ama Deniz Spor takımına. Deniz Spor takımı da hani haddini bilerek oynuyor. Sonuçta iki takım arasındaki kalite farkı net bir şekilde belli oluyor. E, deniz Spor takımı hani Trabzonspor takıma karşı üstünlük sağlama gibi bir imkanı olmadığını gördük. Özellikle bireysel anlamda oyuncuların yetersizliğini gördüm ben Deniz Spor takımında. Sakal ve Rodega dışında çok fazla varyasyon yapabilecek... E, kreatif oyuncusun olmadığını gördük deniz spor takımında. Hep düz oyunculardan seçilmiş bir deniz spor takım var. Bu süreç, bundan sonraki süreçte de deniz spor takımına başarılar diliyorum. Ben gerçekten işleri çok zor olduğunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki maçları izlemiştim. Göztepe takımına karşı kazanır ama çok iyi mücadele ettiler. Özellikle iç sahada deniz spor takımı çok iyi mücadele ettiği takdirde diğer rakipleri zorlar, puanlar alabilir ama mücadeleyi de yapmadığı takdirde büyük sıkıntı yaşayacaktır deniz spor takımı. Şimdi Trabzonspor takımımız arkadaşlar bir penaltı pozisyonu var. Biliyorsunuz Ekuban Ayran Mustafa'nın bir tabanı var ki bu net bir penaltı. Çünkü kimisi diyor yok topa Mustafa önce değdi. Öyle bir topa giriş yok. Bu şekilde ayağının altını gösteriyorsan taban ve ayağa geliyorsa bu bir penaltıdır. Hakem vara gidip bunu vermemesi de gerçekten enteresan, skandal bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Bir hakem bu pozisyonu gidiyor, vara gidiyor, görüyor ve bunu vermiyor. Ben burada bir art niyet arıyorum maalesef. Gerçekten Yuh artık diye bir tweet attım arkadaşlar. Yuh artık yani buna nasıl penaltı vermiyor hayret içerisinde kaldım. Ve penaltı penaltıyı vermedi maç ne kadar zora girdi. Gördünüz yani maçın ne kadar zora girdiğini gördünüz. Bir karamol pozisyonu Bakasetas'ın vuruşuyla beraber maçı kazandı. Eğer o gol olmasa belki de bu maç berabere gidecek. Ve eyvah diyeceğiz iki puan daha gitti deyip çok üzülecektik. Gerçekten gecemiz zehir olacaktı arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda özellikle ben yarı Berat'ı ve Baker'ı çok yan yana gördüm. Acaba diyorum 6-8 böyle defansın önüne koyup önlerine bakasetası mı koydu hocam taktiksel anlamda mıydı? Bunu birazcık çözemedim ama Baker'a bakıyorum 6 numaraya geliyor. Berat'a bakıyorum Kamil Ahmet'in yerine veya Marlon'un yerine geliyor. Ve beklerimizi biz öne çıkartıyoruz. Baker ve Berat topla daha iyi ayakları olan oyuncuların geriye geldiğini görüyorum. Baker alıyor, defansa veriyor. Berat'a veriyor, Berat alıyor. Baker'a veriyor. Böyle bir anlamsız paslaşma gördüm. Ama ikinci yarı Baker'ı daha çok öne attı Abdül Hoca. Muhtemelen uyardığını düşünüyorum ben taktiksel anlamda. Çünkü Baker ve Berat ikisi yan yana ikisi de 6 numara üstlenmiş gibi bir pozisyon oldu ve istenilen pas bağlantılarını kuramadılar. Üçgenler kurulamadı. 2'ye 1'ler göremedik topu öne oynamada biraz sıkıntılar yaşadık ve böyle olunca da ikinci yarıda Abdül Hocanın ben müdahale ettiğini düşünüyorum. Taktiksel anlamda bence Abdül Hocanın çok iyi müdahalesi oldu ve Baker'ı öne attı ve ikinci yarı yapmış olduğu değişikliklerde yorulan oyuncuları, risk etmek istemedi oyuncuları teker teker oyundan aldı. Bence Abdülhoca Hoca gelecek maçları da düşünerek, sakatlıkları düşünerek bir değişiklik yaptı. Hani kazanıyor. Öyle veya 1-0 falan kazanıyor. Defans gol yemiyor. Defansımız çok iyi. Özellikle Deniz Spor'un Santrafor Rodega'yı bitirdiler. Rodega'nın gücü yetmedi defansımızı zorlamaya. Defansımız ne zaman Rodega'ya top gelse üzerindeydi arkadaşlar. Bastı aldı. Bastı aldı. Hiçbir şekilde şans vermediler. Bir tek 90. dakika Rodega bir Kamil Ahmet'in orta tarafa kendini attıktan sonra bir kafa vuruşu oldu. Ama Trabzonspor takımımızın şampiyonluğa oynayacak bir Trabzonspor takımının beklerinin bu şekilde oynamaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bizim şu an en zayıf yerlerimiz beklerimiz. Marlon defansif anlamda çok iyi oynadı. Eyvallah çok iyi oynadı Marlon ama e, hücumsal anlamda Marlon'un neredeyse ya bir ortası var ya yok arkadaşlar. Orta sahada bir pas alışverişinde Marlon yok. Kamil Ahmet bugün idare etti. Sırıtmadı. Uzun zamandır oynamıyor diyelim hani Kamil Ahmet içinde hani e, joker diyoruz ama işte Serkan Hasan'ın yokluğunda Kamil Ahmet'i gördük arkadaşlar. Yani sağ beke ve sol beke oyuncunun alınması gerektiğini ben bir kez daha gördüm dün. Ee, Ekuban ve Vakayeme çok iyi oyuncularımız. Bu iki oyuncuyu kitlese rakiplerimiz arkadaşlar kaleye gidemeyiz değil mi? Ama işte bu oyuncuları kitleyecek güçte de defans oyuncuları yok. Bu oyuncular o kadar hareketli, o kadar top ayaklarını aldıklarında kaptırmıyorlar ki. Rakipler buna önlem alamıyor arkadaşlar. Normalde Trabzonspor takımına karşı bir teknik direktör olsam ben derim ki vakeme'ye yapış, ekubana yapış, döndürme derim değil mi? Ama öyle bir top alıyorlar, öyle bir kendilerini unutturuyorlar ki bir şekilde o topu alıyorlar, dönüyorlar ve aktiviteyi yapıyorlar arkadaşlar, organizasyonu yapıyorlar. Gerçekten çok başarılı, etkili oyuncularımız. Bu maçın bana göre kahramanı, adamı Canini. Dün maçtan önceki yapmış olduğum öngörüde şimdi koyuyorum hemen izliyorsunuz. Trabzonspor takımımız yarınki maçı kazanacaktır. Ben maçın adamının Canin olacağını söylüyorum. Canin'in ben... öngörümde arkadaşlar Canin'in ee, maçın adamı olacağını söylemiştim. Bana göre maçın adamı Canin'i çünkü özellikle ilk yarı takımımızı öne taşıyan pozisyonu üretmemizi sağlayan Canin'di. Bunlar oyuncu performanslarında değerlendireceğim zaten. İsterseniz arkadaşlar Trabzonspor takımımızın 3 puanını aldığı için kutluyorum. Trabzonspor takımın 3 puan aldığı için kutluyorum. Hatalarım oluyor. Kusura bakmayın. Çünkü direkt tekte çekeceğim ve tek tekte videomu yükleyeceğim. Sizler bir an önce izleyin diye benim yorumlarımı merak ediyorsunuz biliyorum. Maçın arkadaşlar performans değerlendirmelerini yapalım. Oyuncuların performansını değerlendirelim. Kalede Urcan Çakır bence çok konsantre bir şekilde maçını oynadı. Yan toplara çıktı, aldı. Kurtarmış olduğu Sakal'ın şutu var. Çok sert şuttu. Çok iyi yer tuttu. iyi kurtardı. Ve araya atılan bir topla çok iyi sezdi. Her an oyunun içerisinde. Uğurcan Çakır'ı kutluyorum. Kamil Ahmet bence günün eksisi Kamil Ahmet'ti. Ee, görevini yaptı ama ne hücumda ne defansa çok etkili olamadı. Hemen hemen çok az top, çok topla buluşamadı Kamil Ahmet. Yani Kamil Ahmet biraz vasatın altında kaldı. Defans Hugo ve Edgar gene muhteşem performans. Hatasız sıfır hata maşallah demek istiyorum bu ikili. Sol bekte Marlon dediğim gibi defansif anlamda çok başarılı oynadı. Sagal'a karşı bence bayağı etkili oynadı. Sagalı kitledin diyebiliriz. Ama hücuma çıkmakta çok fazla zorlandı. Şimdi Berat 6 numara pozisyonunda oynuyor. bence sakin, pas hatasını minimuma indiren, alıyor, veriyor, görevini yaptığını düşünüyorum. Ben Berat'ı beğendim bu maçta arkadaşlar. Berat bence geçtiğimiz maçta kötüydü Beşiktaş maçında ama bu maçta iyi oynadı Berat. Baker arkadaşlar diğer maçlara göre bir artı var ama ben bu maçta Baker Flavio arasında tercih yapılacak olsaydı ben Flavio tercih etmesinden yanaydım. Ben Flavio'nun oynamadığını görünce şaşırdım. Acaba diyorum Flavio ile alakalı hoca rotasyon mu yaptı? Flavio çünkü biraz yoruldu. Ee, onun yerine biz Baker'ı mı kullanalım dedi? Bilmiyorum. Onun için arkadaşlar bir şey demek istemiyorum hocanın düşüncesi. Demek ki Baker'ı daha hazır gördü. Ee, Baker arkadaşlar diğer maçlara göre daha iyiydi. Daha çok e, topla oynamaya çalıştı. Bir şeyler yaptı. Dediğim gibi ilk yarı Baker ve Berat yan yana oynadıkları için ikisi birbirini biraz öldürdü ama ikinci yarı Baker'ın önüne geçmesiyle performansı ikisini de arttı. Bakasetas yeni transfer arkadaşlar biraz vasat oynadı. Bakasetas golün dışında çok fazla etkili olamadı. E, defansın arkasına koşular yapıyor ama e, pas trafiğinde çok fazla yok. Top alayım yönlendireyim de yok. Daha çok forret ikiler gibi oynadı ve böyle olduğu için de biraz kayboldu. Çünkü Deniz Spor savunması çok kalabalık olduğu için Bakasetas aralara girdi ve kayboldu diye düşünüyorum ben. Ekuban ve Vakayeme için şunları söyleyebiliriz. Ekuban gene çok fazla driplink yaptı. Elinden geleni yaptı. Gücü kuvvetiyle beraber bayağı bir savunmayı yıprattı. Özellikle Deniz Spor savunmasının geri kaçmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi Ekuban'dır. Ekuban'ı tebrik ediyorum. Performans her geçen gün üstüne koyuyor. Vakayeme'ye gelelim arkadaşlar. Vakayeme'de onun için düşüncelerim şu. Neredeyse arkadaşlar rakip sahadan bizim sahamıza adım atmadan maçı bitirdi. Hiçbir şekilde oyuncu takip etmiyor. Biraz bireyseli kaçtığını tekrardan söylemek istiyorum. biraz daha takım oyuna döndüğü takdirde ki bugün gene diğer maçlara göre daha çok takım oyunu oynadı. Bakayım çünkü bu takımın en önemli oyuncusu olduğunu söylüyoruz her zaman. Canen'i ben maşallah diyorum. Bugün ben gol atmasını bekledim ama takım halinde bir durgunluğumuz ona da yansıdı. Ama maçın en çok kıpırdayan, en çok isteyen inanılmaz işler yaptığını söyleyeceğimiz bir Canini vardı. Özellikle Ekuban'a yapmış olduğu bir asist var. Tabi gol olmadı ama Biliyorsunuz ceza sahasına girdi, vuru gibi yapıp çekti. bir dipledi. Çok kısa mesafe. Çok kolay paslar değil bunlar arkadaşlar. Onu ayarlaması, o topu Ekuban'ın kafasına düşürmesi. Ekuban vurdu çok güzel bir şekilde sert vurdu aslında. Güzel demeyeyim de. Onu yere doğru köşeye bıraksaydı o goldü. Geldi köşeye doğru vursa kesin goldü zaten. Ama arkadaşlar olmadı. Sağlık olsun. Maç önemli olan 3 puandı biliyorsunuz. Abdullah Hoca bence her geçen gün üstüne koyuyor. Takım iyi oynamaya başladı. Bence Hani birazcık daha kıpırdandıkça hakemler üstüne oynamaya başladı dikkat ederseniz. Biraz kafayı kaldırıyorsun penaltını vermiyor, falini vermiyor. Rakibe bir sağ tarafta bir sert bir müdahale vardı sarı kartlık vermedi mesela o kartı falan. Oyunu kesmelerinde olsun. Hakemlerde biraz sıkıntılar başlıyor arkadaşlar. Ama Trabzonspor takımımız hakem de olsa, rakip de olsa, kim olursa olsun artık bütün engelleri aşarak bence artık doğru yolda ilerliyor. Bu saatten sonra kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Kazanmaya devam edecek. Kazanmayı alışkanlık haline getirdi. Gerçekten son döneme bakıldığı zaman zor maçlardan çıktı. Bu maçı da geçti. Ve gerçekten başarılı bir performans sergiliyor Trabzonspor takımımız. Maç sonu değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Bana göre maçın adamı Canini. Canini gerçekten çok iyi bir performans sergiledi arkadaşlar. Dün yapmış olduğum öngörü zaten Canini'ydi biliyorsunuz. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışacağım. Özellikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. hani Transfer dönemi bittiği için. Birazcık e, tabii konu azaldı. Transfer döneminde işte transfer haberleri geliyordu. O geldi bu gitti diğer takımları konuşuyoruz derken daha fazla video çekme olanlığa vardı. Ama şimdi sizlerin de bana hemen hemen her gün video talebinde bulunuyorsunuz. Ama elimden geldiğince sizlere videolar hazırlamaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.